Merhaba arkadaşlar. Bugün çok güzel bir gün. Temmuz'un 7'si. 2 gündür çok güzel yağmur yağdı. Buğdaylar biçme zamanı, arpalar biçme zamanı. Onlar için iyi olmadı ama bahçeler için çok güzel oldu. Ayçiçekler için, mısırlar için çok güzel oldu. Bu sene ben bir deneme yaptım. Bir komşumuzdan, arkadaşımızdan, Bulgaristan göçmeni, iri bir sarımsak gördüm. Kendisi ekiyor. Ve o iri sarımsağı, dev sarımsağı bu sene ben de denemeye karar verdim. 10 diş kadar tohumlu kaldım. Ektim. Gelin hep beraber onlara bir bakalım. Evet, sarımsağımızı çıkartıyoruz arkadaşlar. Bakalım. Bu sene yaptığım ilk deneme. Muhtemelen iri olduğu için altını açacağım. Rahat çıkması için. Ağaç söker gibi arkadaşlar. Evet. Sarımsağımız çıktı arkadaşlar. Dişleri kaç tane bakayım, kenarlarında çok zayıf bağlanmış ama çok iri dişler arkadaş. Bir tanesinde çapayı vurmuş hafif. Bakar mısınız? Bu bir tane diş arkadaşlar, tek bir diş sarımsak. Bu da bir diş. Şöyle söyleyeyim. Mandalina diliminden biraz daha iri arkadaşlar. Şu sarımsağa bakar mısınız? Şimdi bir tane daha var. Şimdi onu da alacağım. Bunu. Evet. Denemem gayet güzel. Bundan sonra sarımsaklarımı bundan yapacağım arkadaşlar. Bu bildiğimiz Çin sarımsağı ya da taş köprü sarımsağından artık ekmeyeceğim. Evet. Patates çıkar gibi arkadaşlar. Bakın bir diş çıkıyor. Çünkü köke çok zayıf bağlı dişler. Ya da iri olduğu için. Bakalım başka dişler de var mı burada? Bakın. Bakın, köke çok zayıf bağlı. Diğer sarımsaklar gibi değil arkadaşlar. Kökün kenarında kendiliğinden düşüyor hemen. Oysa diğer sarımsakları dişleri birbirinden ayırmak için bıçaktan falan kesiyorsun. Buna kesmeye de gerek yok. Bakın. Bundan da 3 tane diş çıktı arkadaşlar. Evet. Bir daha bakalım. Çok güzel. İri diş. İri diş sarımsak arkadaşlar. Bunu muhtemelen temizlemesi de çok kolay olacak. Kullanması da çok kolay olacak. Ve lezzeti de çok güzel arkadaşlar. Bildiğimiz sarımsak. Bunun başka isimleri var mı? Bunu nerelerde kullanılır? Ben göçmen bir arkadaşımızdan aldım. O Avrupa'da, Bulgaristan'da. Bundan ekiyormuş. Burada da devam ettiriyor. Ben de kendisinden aldım. Çok güzel.
Şimdi bu sarımsağımızın iki tanesini ben tohuma bıraktım arkadaşlar. Bakın. Tohumunu kuşlar yemesin ya da kuruduktan sonra yere dökülmesin diye hava alabileceği delikli bezlerle bağladım. O kuruyacak. Tohumunu oradan alacağım. Muhtemelen bunların dibinde de dişleri var ama bu kuruma işlemi gerçekleştirdikten sonra alacağım onları. Bu sene yaptığım bir denemeydi. Denememiz çok güzel oldu. Gayet de başarılı oldu. Gördüğünüz gibi kökün arkadaşlar dişler etrafına yapışık gibi duruyor. Kökü çektiğinizde dişler kendiliğinden bu kenarlardan düşüyor. Bildiğimiz sarımsak gibi değil arkadaşlar. Bir ana gövdenin etrafında dişler ana gövdenin sağlıklı olup olmaması, güçlü olup olmaması durumuna göre 2 tane, 3 tane, 4 tane, 5 tane diş bunun etrafında toplanıyor arkadaşlar. Artık ben diğer sarımsaklarla uğraşmayacağım. Bundan sonra tohumunu da alıyorum. İri, dev sarımsağa devam edeceğiz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Arkadaşlar şimdi daha doğru anlamamız için normal bildiğimiz sarımsaklarla bu sarımsağımızı kıyaslama yapacağız. Şu bildiğimiz normal sarımsağımızın bir dişi arkadaşlar. Bir tane sarımsak dişi. Bu da bizim ektiğimiz kabukları da alınmış. Sarımsağımızın bir dişi. Farkı görebiliyor musunuz? Yine diğerlerine de bakalım. Diğerlerini de dizelim şöyle. Ve sarımsaklarımızı. Evet arkadaşlar. Bakar mısınız? Evet. Artık ben bu olayı gördükten sonra bir daha bu normal sarımsaklardan ekmeyeceğim arkadaşlar. Bunlarla uğraşacağım ama bundan bir tanesini alıyorsunuz yetiyor. Çok temiz. Normalde bir kökte 3 ya da 4 tane diş çıkıyor arkadaşlar. Bizim sarımsaklar gibi değil. Biraz bu sene amatörce de yaptım ama seneye daha profesyonel yapacağım. Muhtemelen çok daha iri sarımsaklar alacağım arkadaşlar. Şöyle düşünün. Bir mandalina dilimi kadar düşünebilirsiniz arkadaşlar. Sarımsağı. Lezzette çok güzel. Ekim dikim bakım süreçleri aynen normal sarımsaklarda olduğu gibi arkadaşlar. Şimdi ben bu sarımsaklarımı bunları kullanacağım. İki tanesini, iki kökünü tohuma bıraktım arkadaşlar. Bunun tohumu olacak. Muhtemelen ilk sene için ondan sarımsak almayacağım. Ondan sonraki seneler için sarımsak almaya başlayacağım. Bu dönüşüm, değişim süreci yaklaşık benim için bir iki sene kadar sürecek arkadaşlar. Ama ondan sonra çok güzel bir sarımsağa kavuşmuş olacağım.